Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 11. sınıf Akademi serisinde analitik geometrinin 7. videosundayız. Doğru analitiğinde 4. videosundayız. Doğru analitiğinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nerede kaldık? Doğrunun grafiğinde kaldık. Doğrunun grafiğini ve kesen yani iki doğrunun kesim noktasından bahsedeceğiz sizlere. Evet, kitabımızda da sayfa numarası 69'u ve 70, 69'u sağ tarafı ve 70'i işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Analitik düzlemde bir doğrunun grafiğini çizmek için İki nokta lazım bize. Bir doğru üzerinde iki noktayı belirleyip mesela şöyle. Analitik düzlemde bir nokta belirle. Burada da bir nokta belirle. Mesela iki noktadan bir doğru geçer. Hop bunu böyle çizersin. Bitti gitti. İki noktayı belirle. Ama bu iki noktada daha kolay bir şekilde belirlenebilir. Mesela ne yaparsın? Hocam analitik düzlemde x eksenini kestiği yeri bulurum. Y eksenini kestiği yeri bulurum. Sonra bu iki noktadan geçen bir doğruyu çizelim. İşte grafiği karşımıza çıkmış olur. E o zaman biz burada ne yapacağız? X eksenini ve Y eksenini kestiği yeri bulacağız. X eksenini kestiği yer aslında X'e 0 gibi bir nokta değil mi? Yani Y yerine 0 yazdığımızda X eksenini kestiği yeri bulabiliriz. Burası da Y eksenini kestiği yerde de burası 0 Y noktası ya. X yerine 0 yazarak da neyi bulabiliriz? Y eksenini kestiği yeri bulabiliriz. Bu kadar basit kardeşim. Hemen örnekle anlayalım. Bu doğrunun grafiğini çiziniz. Hemen denklemde x yerine 0 yazdığımız zaman 2 çarpı 0 artı y artı 6 eşit 0 yapacak ya. Buradan y eşittir eksi 6 gelir. E sonra bir de y yerine 0 yazalım. Y yerine 0 yazdığımızda da 2x artı 0 artı 6 eşit 0'dan. Buradan da 2x eşittir eksi 6'dan. X'i de kaç buluruz arkadaşlar? Eksi 3 olarak buluruz. E x'i eksi 3'te kesti. Y'yi de nerede kesti? Eksi 6'da kesti. O zaman grafiği çizeriz. X'i eksi 3 noktasını gösteririz. Şurası eksi 3 y de eksi 6 noktasını gösteririz. İşte bu iki noktadan geçen doğrunun grafiği. Aynen bu şekilde olur kardeşim. Bitti gitti. Cevap bu. Geldik örnek 2'ye. Dik koordinat düzleminde y eşittir 2 x artı 6 doğrusunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı soruluyor bize. Şimdi ne yapacağız? Eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı sorulduğu için burada grafiğini çizmek zorundayız. Grafiğini çizelim ki eksenlerle de oluşturduğu bölgenin alanını bulalım değil mi? O zaman x yerine 0 yazdığımız zaman x yerine 0 yazdığımızda y'sine geldi? 6 geldi. Peki y ye yerine 0 yazalım. y ye yerine 0 yazdığımızda 2x artı 6 eşit 0 ya 2x eşittir ne gelir? Eksi 6 eşittir 2x gelir ve x de böylelikle kaç gelir? Eksi 3 gelir. Evet eksenleri kestiği yerleri buldum. x'i eksi 3'te hemen grafiğe çiziyorum. x'i eksi 3'te kesiyor. y'yi de 6'ta kesiyor. E hocam bunun grafiği nasıl olacak? Hop şöyle olacak. Bize diyor ki bu doğrunun diyor eksenlerle oluşturduğu x ekseni ve y ekseni oluşturduğu kapalı bölge. İşte tam burası değil mi? Yani 3 doğrunun oluşturduğu kapalı bölge. Burası. E, buradaki uzunluk 3 birim. Buradaki uzunluk 6 birim. Bizden bu dik üçgenin alanı isteniyor. O zaman alan neye eşittir? 3 çarpı dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısıdır. Yani 6 kere 3 18 bölü. 2'den cevap kaç çıkacaktır? 9 çıkacaktır. Evet örnek 2 9 bulduk. Geldik örnek 3'e. Şimdi bu doğrular ve x eksen arasında kalan kapalı bölgenin alanı isteniyor. Arkadaşım ne yapacağız? Önce doğruların grafiğini çizelim. Birinci doğruda x yerine 0 yazsak x yerine 0 yazdığımızda y'si kaç geliyor? 4 geliyor. Ondan sonra y yerine 0 yazsak y yerine 0 yazdığımızda da şunun yerine 0 yazdığımızda da x ne geldi? 4 geldi. Evet x'i 4'te kesiyor y'yi de 4'te kesiyor. Hemen grafiğini çizelim arkadaşım. Şöyle çizdik x'i 4'te y'yi de 4'te kesen bir doğru. Hop şöyle bir doğru değil midir bu? Evet. Şurada 4 noktasından burası da 4 noktasından geçecek. Eyvallah. Sonra devam edelim. Burada x yerine 0 yazalım kardeşim. Yani x yerine ikinci denklemde 0 yazdığımızda o zaman ne oldu? x yerine 0 yazdığımızda y x 4 eşit 0 ise y buradan 4 gelir. Bir de y yerine 0 yazalım. y yerine 0 yazdığımızda da buradan ne geliyor o zaman? Eksi 2x eşittir 4 mi yaptı? Ya da 2x eşittir eksi 4 mi yaptı? Evet 2x eşittir eksi 4'ten x'i de eksi 2 olarak buluruz. Evet x eksi 2 y de 4 geldi arkadaşlar. x eksi 2 y de 4 geldi. İşte buradaki nokta. Hop şöyle olmayacak bu grafik? Evet. Şimdi diyor ki bana bu doğrular ve x ekseni arasında kalan şu yatay ekseni arasında kalan bölgenin alanı isteniyor. İşte burası. E hocam taban belli mi belli. 4 burası 2 burası toplamda 6 yaptı. Yükseklik belli mi belli. 4. O zaman 6 çarpı 4 bölü 2 alana eşit olmaz mı? Yani 24 bölü 2'den neye eşit olacaktır? 12'ye eşit olacaktır cevap. Evet örnek 3 şekli çizince çok da rahat bir şekilde çıktı gördüğün üzere. Geldik buraya. Bu doğrular arasında kalan kapalı bölge. Önce bunun grafiğini çizelim arkadaşım. Burada x yerine 0 yazsak ne geliyor? Hocam Y eksi 6. Bak bunun yerine 0 yazdığımızda Y eksi 6 eşit 0'dan Y'si 6 geldi. Tamam. Y'sini bulduk. Bir de Y yerine 0 yazalım. Y yerine 0 yazdığımızda da ne geliyor buradan? Eksi 3x eksi 6 eşit 0 ya. Yani eksi, eşittir 6 yapar. Buradan da x'i eksi 2 buluruz. Evet. x eksenini kestiği yeri de bulduk. Evet. Bunun grafiğini çiziyoruz şimdi. Nerede? Şu şekilde. Arkadaşım x'i eksi 2'de kesecek. Şöyle Sonra kırmızı ile yaptık. Kırmızı ile devam edelim istersen. X'i eksi 2'de kesecek. Y'yi de altta kesecek. Y'yi de altta kesecek. Hop şu şekilde değil mi? Evet bunu çizdik. Sonra x eşittir mutlak değer x eşittir 1 demek ne demek? Ya x eşittir 1'dir ve x eşittir eksi 1 demek değil midir arkadaşlar bu? E o zaman biz x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1 doğrularını çizeceğiz. Arkadaş x eşittir 1 doğrusu bu ve x eşittir eksi 1 doğrusu da bu değil mi? Şöyle Şuradan geçsin. Tam olarak hatta şuradan geçsin. Evet. X eşittir. Eksi 1 doğrusu bu. X eşittir 1 doğrusu bu. Bir de Y eşittir 0 doğrusu. Arkadaşlar Y eşittir 5 doğrusu bu. İşte 3 doğrusu bu. 2 doğrusu bu. 1 doğrusu bu. Y eşittir 0 doğrusu da bu değil mi? Yani Y eşittir 0 doğrusu aslında X ekseni. Yani X ekseni. İşte burası. Şimdi benden ne isteniyor? Bu doğrular arasında kalan kapalı bölgenin alanı isteniyor. Arkadaşım şuraya bakalım. Şimdi x ekseni de var işin içinde. Dikkat et. Şu x ekseni de var. Hocam mavi doğrular, kırmızı doğru ve şuradaki x ekseni, Bu dördünün arasında kalan bölge tam olarak burası yapmıyor mu? Yapıyor. İşte bu bölgenin alanı isteniyor bizden. E bu bölgenin alanını bulalım. Hadi şu uzunluklara bakalım. Arkadaş şurası bir birim. Burası da bir birim değil mi? Evet. Şurası da eksi iki e -2 noktası olduğu için burası da bir birim oldu. Sonra burası kaç birim? Altı birim. E hocam şurada bir orta taban çıktı. Çünkü bunlar birbirine eşit ve şunlar birbirine paralel ya. Eski konular bak üçgen bilgileri karşımıza çıkabiliyor. Bunlar eşit ya da benzerlikten hocam 1 bölü 2 oran var 1 bölü 2 orandan burası 3 çıkar. Ya da bunlar birbirine eşitse 3 ise yani 6 ise burası 3'tür ort tabandan dolayı. E sonra burayı bulmam lazım. E burayı nasıl bulacağım? Hocam burada da 1 bölü kaç oran var? 3 oran var. E orada da hesaplayalım. 1 bölü 3 oran eşittir. 3 bölü a'ya eşit değil midir? Evet 3 bölü a'ya eşittir. A'yı da buradan kaç buluruz? 9 buluruz. E bizden şu yamuğun alanı isteniliyor. Bu yamuğun alanı nasıl bulunur? Ya yamuğun alan formülünden a'yı 9 bulduk ya alt taban artı üst taban çarp yükseklik yüksekliğimiz kaç? Yükseklik burası değil mi? Evet çarp yükseklik bölü 2'den bulunur ya da üçgenin alanından büyük üçgenin alanından şuradaki siyah yani beyaz üçgenin alanını çıkartarak da bulabilirsiniz. Ben yamuğun alanından yapayım alt taban artı üst taban 9 artı 3 çarp yükseklik yükseklik yamuk olduğu için yükseklik de burası oluyor. Çarp yükseklik bölü 2 bana alanı verecektir. E o zaman bölü 2'ler gitti cevap ne yaptı? 12 yaptı. Evet örnek 4 12 oldu. Bu sorulardan korkmayın. Burada mutlak değer falan gördüğünüz zaman da korkmayın. Mutlak değer çözümlemesini yapın. X eşittir 1 demek mutlak değer x eşittir 1 demek ne demek? X eşittir 1 ve x eşittir eksi 1 demek. E, x eşittir 1 doğrusu bu. X eşittir eksi 1 doğrusu bu. İşte çizilmiş oluyor. Mutlak değerde de iki tane grafik karşısında çıkıyor sadece. Buna dikkat et. Tamam. Örnek 4'ü 12 bulduk. Geldik örnek özelliğe. Arkadaşlar. Ax artı b artı c eşit 0 doğrusu bu noktadan geçiyor ise nokta doğrunun denklemini sağlar. Arkadaşım zaten ben size geçen videoda ne dedim? Doğru denklemi yazmanın özel durumu neydi? Aslında sonsuz noktalardan oluşa, oluşuyordu diye söylemiştik. Bu noktaların kendi arasında oluşturduğu kurala biz doğru denklem adını veriyorduk. E bu doğru bu nokta daha doğrusu bu denklemin üstündeyse buradaki denklemi sağlamak zorunda. İşte burada da onu anlatıyoruz. Eğer bir nokta bir denklemin üzerindeyse orayı sağlayacak. Yani sen gelip burada x yerine x0 y yerine de y0 yani noktadaki x0 ve y0 yazınca buradaki denklem sağlanacak anlamında oluyor bu. Tamam mesela bunun örnek örneğine bakalım. Şimdi bu doğru verilmiş ve eksi 1'e k noktasından geçmekteymiş. Ya da tam tersi bu nokta bu doğrunun üzerinde der ya da bu doğrunun üstünde bir işte eksi 1'e k noktasından geçmektedir diye söyleyebilir. söyleyebilir. Yani şöyle bir şey bu doğru y eşittir bilmem ne. Bu da orada. Buradaki noktada eksi 1'e k noktası. O zaman nokta doğrunun üstünde demek denklemi sağlayacak demektir. Yani sen x yerine eksi 1 yazacaksın. Y yerine de k yazacaksın. Denklemi sağlar. Çünkü bu noktalardan oluşmuştu bu. E bu noktalardan oluşan denklemde noktayı sağlamak zorunda. Yani y yerine k yazıyorum. Burada y yerine k yazıyorum. K eşittir. X yerine de eksi 1 yazıyorum. 2 çarpı eksi 1 eksi eşit oldu. O zaman burası kaç yaptı? Eksi 8 mi yaptı arkadaşım? Eksi 2 eksi 6'dan eksi 8 yapar. Evet cevap eksi 8 oldu. Geldik ikinci soruya. Dik koordinat düzleminde bu doğrunun üzerindeki apsisi ordinatına eşit olan nokta. Arkadaşım apsis ve ordinat. Apsis ve ordinatı birbirine eşitse ne demek bu? Apsi de A ordinatı da A olacak demek. Belki şöyle bir cümle kullanılabilir. Apsis ordinatının iki katı olsun deseydi. Apsis şurası ordinatının iki katı. Buraya A derdik o zaman burası 2A derdik. Tamam ya da 3 katı. O zaman A'ya 3A derdik. Oradaki noktayı yazdık. İşte bu nokta neymiş arkadaşlar? A virgül A noktasıymış. E şimdi bu doğrunun üstünde bu nokta var ya. O zaman denklemi sağlamak zorunda. Buradaki nokta isteniyor bizden. Koy burada x yerine a, y yerine de a yaz. Yazalım bakalım burada. 2a artı bak x yerine a yazıyorum, y yerine de a yazıyorum. a eksi 6 eşit sıfırdan. Buradan 3a eşittir 6 yapar ve a'yı buradan ne buluruz? 2 buluruz. Şimdi eşit olan noktanın koordinatları toplamı isteniyor. E, noktamız ne yaptı arkadaşlar? A virgül A A'ydı. Yani bu 2 virgül 2 noktası yaptı. İşte bu noktanın koordinatları toplamı isteniyor. Yani 2 artı 2 isteniyor bizden. Ve böylelikle cevap ne yaptı? 4 yapar. Evet cevabı 4 bulduk örnek 2'de. Şimdi şöyle bir dikkat. Doğruların kesim noktası. Arkadaşlar daha öncesinde biz matematik içerisinde doğruların kesim noktasını aslında bulduk. Daha önce de söylemiştim. Bir önceki videoda da söylemiştim. İki doğrunun kesim noktası demek. Hocam bak buradaki nokta hem bu D1 doğrusunun üstünde hem de D2 doğrusunun üstünde. Yani D1 ile D2'nin ortak noktası değil midir burası? E buradaki ortak noktayı biz nasıl bulacağız? Bu iki doğrunun kesim noktası yani ortak çözümde. Siz daha öncesinde de onu yapıyordunuz zaten. Ortak çözüm yöntemini biliyorsunuz. İşte ya yok etme metodu yapıyorsunuz ya da yerine yazma metodu yapıyorsunuz. İşte o metotlarda siz ne yaptınız? Doğruların kesim noktasını buldunuz. Tek bir ortak çözüm noktası vardır. Zaten ee, şey demiştik daha önce de söylemiştik şimdi de hatırlatayım. Hiçbir ortak noktası yoksa o zaman çözüm kümesi boş kümedir. Paralel demektir. En az iki tane ortak noktası varsa ya da sonsuz sayıda ortak noktası varsa bu ne demek? İki doğru çakışık demektir. Ya da çakışıksa sonsuz çözüm kümesi vardır. Paralelse tam tersini söyleyebiliyoruz. Ee, o zaman çözüm kümesi boş kümedir. O zaman tek bir ortak noktası varsa o zaman nedir? Bu iki doğru da kesişir de diyebiliriz arkadaşlar. Evet bu ortak noktayı biz nasıl bulacağız? Ortak nokta adı üstünde ortak nokta ortak çözümden bulunur kardeşim. Ortak çözümden sen buradaki noktayı bulacaksın. Ortak çözümle sen ne demek istediğimi anlıyorsun. Ya taraf tarafa toplama, çıkarma, belli bir sayıyla çarpıp ondan sonra toplama dediğim şey ya da Yerine yazma metodu. Yerine yazma metodunu da ne zaman kullanıyoruz? Genelde y eşittir 2x doğrusu verildiğinde mesela ya da y eşittir 3x, y eşittir eksi 5x gibi doğrular verildiğinde y yerine 5x yazarsın. Yerine yazma metoduyla da o zaman da yaptığın durumlarda olacak tabii ki. Ama genelde biz ne yapıyoruz? Ortak çözümü de kullanıyoruz. Ama yerine yazma metodunu da kullandığımız zamanlar var tabii ki. Evet gelelim hemen şuraya örnek 3'e. Bu doğruları veriliyor. Doğruların kesim noktasının orijinal olan zatlı isteniyor. Yani iki doğrunun kesim noktasını bulacağız. İki doğrunun kesim noktasını bulduktan sonra 0 0 noktasına olan uzaklığı isteniyor bizden. E kesim noktasını bulalım. Ortak çözümden bulacağız. Hocam iki tane denklem verilmiş. A taraf tarafa toplarsam direkt x'ler yok oluyor. Buradan 2y geldi. Artı 2 eşit 0'dan. Buradan ne geliyor? 2y eşittir. Eksi 2'den. Y'yi de buradan eksi 1 buluruz. Evet y eksi 1 çıktı. E hocam y eksi 1 çıktı ya y'sini bulduk. O zaman bir de x'ini bulalım. E, herhangi bir denklemde y yerine eksi 1 yazacaksın sadece. Y yerine eksi 1 yazdığında mesela x eksi 2 y artı 4 eşit 0 ya y yerine eksi 1 yazalım. x artı 2 yapıyor şu ikisinin çarpımı artı 4 eşit 0'dan x de ne geldi o zaman? Eksi 6 geldi. Evet doğruların kesim noktası nedir? Doğruların kesim noktası x virgül y noktasıdır. İşte x virgül y noktasını da bulduk biz. O da eksi 6'ya eksi 1 noktası oldu. Şimdi bu noktanın orijine olan uzaklığı 0 0'a olan uzaklığı isteniyor bizden. E, 0 0'a olan uzaklığı hocam kare küçüğünde akar artı ve kare şeklinde de diyorduk ya da iki nokta arasındaki uzaklık kare kök içerisinde x a farkının karesi eksi 6 eksi 0'ın karesi artı y'ler farkının karesi eksi 1 eksi 0'ın karesinden gelir. Yani bu 36 artı 1'den 37 yapar. Yani cevabımız ne yapar? Kök 37 yapar dostum. Evet işte bu şekilde ortak çözümle buluyoruz buradaki noktayı. Sonrasında da sadece orijinal olan uzaklığı nedir diye sorulmuş. Dikkat edelim genelde bu soru kalıbı da böyle sınavda sorulmaya aday sorulardan biri oluyor. O yüzden bu soruya da lütfen ama lütfen dikkat. Geldik şuraya. Analitik düzlemde bu doğrular verilmiş. Bu doğruların kesim noktasının x eksenine uzaklığı 4 birim olduğuna göre. Hmm. Şimdi bu doğruların kesim noktasını ben ortak çözümle bulamam arkadaşlar. Yani en azından kalı bir şekilde bulurum. Şeyli bir şekilde bulamam. Ee, ortak çözümle x'leri yok edip y'sini bulabilirim. A burada da y'sinden bahsetmiş mi? Bir de önemli olan nokta o değil mi? Evet. Arkadaşlar x ekseni olan uzaklığından bahsetmiş. Bir noktanın x ekseni olan uzaklığı neydi? Mesela burası a virgül b ise arkadaşlar buradaki nokta. A virgül b noktasının yani kesim noktasını a virgül b dedim. A virgül b noktasının x ekseninde olan uzaklığı nedir? B'sidir. Yani mutlak değer b değil midir arkadaşlar? Evet B'dir ama mutlak değer değil mi arkadaşlar? Yani burada mutlak değer B'yi bize kaç demiş arkadaşlar? 4 demiş. Yani bizim buradaki B değerimiz 4 de olabilir. B değerimiz eksi 4 de olabilir. Yani o zaman iki değer için bir düşünce tarzı yapacağım. B dediğimizde iki doğrunun kesim noktasındaki ordinat değil midir arkadaşım? Evet. Burada iki doğrunun kesim noktasını evet x'leri yok ederek bir şey bir kilde bulabilirim. Taraf tarafa toplarsam x'ler gidiyor. Yani buradan 5y eksi 4 eksi k eşit 0 geldi. 5y eşittir 4 artı k geldi. Arkadaş bu doğruların kesim noktasındaki y ne oldu? 4 artı k bölü 5. K'lı bir şekilde bulduk bunu. E, bizim buradaki kesim noktasındaki e, y değeri neydi zaten arkadaşlar? B değil miydi? B de 4 değil miydi? 4 de olabilir, eksi 4 de olabilir. O zaman B yerine 4 yazdığımızda yani B dediğimiz kesim noktasındaki Y oluyor. 4 yazdığımızda hocam 4 eşittir 4 artı K bölü 5'ten 20 yapıyor burası. 4 artı K. K da buradan ne gelir o zaman? 16 gelir. Bir diğer 16 gelir. Peki B eksi 4 olsaydı olacaktı. Eksi 4 eşittir 4 artı K bölü 5'ten. Bu eksi 20 eşittir 4 artı K'dan. K da buradan ne gelir? Eksi 24 gelir. Yani K'nın değerleri ne oldu? Bu değerler toplamı isteniyor zaten bizden. 16 ile eksi 24'ün toplamı isteniyor. O da kaç yapar? Eksi 8 mi yapar? Evet. Bu şekilde. Bak tekrarlıyoruz. Hocam kesim noktası k'lı çıkıyor. Önemli değil. Burada zaten kesim noktasının x eksenine uzaklığı verilmiş. Kesim noktasının a virgül b dediysem x eksenine uzaklığı yani şurası mutlak değer b demek. O da 4 demek. Yani kesim noktasındaki a virgül b noktası a virgül 4 de olabilir. a virgül eksi 4 de olabilir. Kesim noktasındaki y değeri de 4 artı k bölü 5 çıktı ya. Yani burası 4 de olabilir dedik bir değer. Eksi 4 de olabilir dedik bir değer. Bu değerlere karşılık K değerleri 16 ve eksi 24 çıkar ve toplamları da eksi 8 çıkar arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soru. Bir güzel soru da şimdi karşımıza geldi. Bak buna da dikkat. Ben olsam yine ortak sınavda sormaya aday sorulardan biri olarak söyleyebilirim bunu. Buna da dikkat edin lütfen. Şimdi diyor ki bu doğru bu doğru ve bu doğruları bir noktada kesmektedir. Evet arkadaşlar bu doğru bu doğru ve bu doğru 3 tane doğru bir noktada kesiyormuş. Bir tane doğrumuzun adı 2x eksi y artı 3 eşit 0. Bak soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çiziyorum. Bir doğrumuz y eşittir 3x artı 1. Öbür doğrumuz da x eksi 3 y artı a eşit 0 doğrusu. Hocam ben bu doğruya bu doğruya ortak çözüm uygulasam burayı bulurum. Ya ne yapacağım burada ortak çözüm uygulayabilir misin sen bu ikisinde? Ağlı bir değer çıkacak. Ağlı bir değerle bunu uğraştırma. Peki hocam ben şunu da şunun kesim noktası yani şu iki doğrunun kesim noktasından burayı bulabilirim. Yine ağlı değer olacak. Niye A'yı işin içine katıyoruz? Ya baksana 3 tane doğru kesmiş. Peki hocam şu ikisini işin içine katsam sanki daha güzel olmayacak mı? Bu ikisini işin içine katarsam ben buradan bu ikisinin kesim noktasından ortak çözümden burayı bulabilirim. Peki buradaki ortak çözüm sanki y eşittir 3x artı 1 ya yerine yazma metodu daha kolay olacak. O zaman 2x eksi y artı de ben y yerine yerine yazma metodunu kullanayım bu sefer. Çünkü y'yi yalnız bırakmışlar burada direkt. Y yerine 3x artı 1 yazsam. Şöyle. Bu eşit 0 ya. O zaman 2x eksi 3x eksiyi dağıtıyorum. Eksi 1 artı 3 eşit 0'dan. Buradan eksi x artı 2 eşit 0'dan. X'i 2 bulurum. X yerine 2 yazdığımda herhangi bir denklemde. Y eşittir 3x artı 1 diye. X yerine 2 yazdığımda. Y de kaç geldi o zaman arkadaşım? 7 oldu. Yani kesim noktası neydi? X virgül y noktasıydı. Buradaki kesim noktası ne oldu? x 2 y'si de 7 geldi. 2,7 noktası yap. İşte biz buradaki noktayı 2,7 noktası olarak bulduk. Ama bizden ne isteniyor? A değeri isteniyor. Bak dikkat et. Şu ikisinden kesim noktasını buldum. Şimdi bu doğruyu boşuna mı verdi bize? Yok. Bak 2,7 noktası aynı zamanda bu doğrunun üstünde. Bir nokta bir doğrunun üstündeyse denklemi sağlamaz mı? Sağlar. Yani burada hem kesim noktasını kullanıyoruz. Hem nokta doğrunun üstündeyse nokta denklemi sağları kullanıyoruz. O yüzden önemli bir soru. Lütfen buna da yıldız at. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biridir. Çünkü ben de zamanında sınavımda böyle bir soruyla karşılaştığım için sana bunu söylüyorum. O zaman burada bu nokta bu doğrunun üstündeyse nokta denklemi sağlar. Yani x yerine 2 yazacağım. Bak x virgülü y noktasıydı burası. x yerine 2 yazacağım. y yerine de 7 yazacağım. 3 çarpı 7 artı a eşit sıfırdan. Buradan e, burası 2 eksi 21 artı a eşit sıfırdan. Eksi 19 yaptı burası. Eksi 19 yaptı attık öbür tarafa artı 19 yapar. Yani böylelikle örnek 5'i de ne bulduk? Artı 19 bulduk. Ve evet bu kısmı bitirmiş bulunuyoruz. Ve en 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 önemli yere geldik arkadaşlar. Bu zamana kadar yaptığımız şeylerle sana buraya böyle alıştırdım. Önemli. Çok önemli. En önemli yer bundan sonraki video. Şimdi biz neyi doğrunun analitiği? 4'ü anlattık. O zaman sırada ne var? Doğrunun analitiği 5 var. En 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 önemli yerdeyiz. Yeri anlatacağız daha doğrusu bir sonraki videoda. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.